Arkadaşlar merhaba. CNCdesigner.com sitesinde 3D printer, extruder ünitesi için sıcaklık kontrol ünitesi tasarım diye bir yazım vardı. Bu yazıyı takip eden arkadaşlar sıcaklık ölçümü için PT100 elemanından yararlanacağımı hatırlayacaklardır. Yazıda İşte PT100 sensörüyle 50 derece ile 250 derece aralığındaki sıcaklıkların ölçümü için bir devre tasarımı yaptığımızı hatırlayacaksınız. PT100'ün 50 derecede ki direnci hesaplamıştık. 119.397 ohmdu. 250 derecedeki direnci ise 194.098 ohmdu. Bu aşamadan sonra, bu hesaptan sonra yapacağımız devrenin 50 derecede 0 volt, 250 derecede de 3 volt üretecek şekilde bir analog devre tasarımı yapacağımızı yazmıştım. Onu da şöyle bir devreyle yapacaktık. PT100'de uğraşan arkadaşlar PT100'ün içerisinden çok yüksek akım akıtılmayacağını söyleyeceklerdir. Biz bu uygulamada 2,5 miliamper civarında bir akım akıtıyoruz. Normalde bunun 100 mikroamperdir. Yani bir gerçek bir ölçü aleti yapmak istiyorsanız PT100'ün içerisinden düşük akımlar akıtmanız gerekiyor. Fakat biz yazımda da bahsettiğim gibi düşük genlikli sinyalleri yükseltmek için yüksek kazançlar yapıp ardından da gürültü sorunlarıyla uğraşmamak için PT100'ün içerisinden 2,5 miliamper akım akıtacağız. Şimdi bu arada şeyden de bahsedelim. Şu devrenin tasarımında işte 119 ohmda çıkış voltajının 0, 194 ohm civarında ise çıkış voltajının 3 volt olması için şuradaki direnç değerlerinin çok iyi hesaplanması gerekiyor. Burada bir Wheatstone köprüsü var. Wheatstone köprüsünün dirençlerinin bir kısmı şöyle şu taraflara kaydırıldığı için belki göremeyebilirsiniz ama bu devreye Wheatstone köprüsü olacak şekilde işte şurası birinci kol, şurası da ikinci kol. Şurası da Wheatstone köprüsünün arası. Buradaki sinyali opampla algılayıp şuraya geri sinyal enjekte ederek şuradaki köprüyü biz dengeye getiriyoruz. Şuradaki amplifikatör kazancı denge noktasından itibaren işte voltaj üretmeye başlıyor. Şu devrenin hesabı gerçekten biraz gıcık. Bu hesaplamayı basitleştirmek adına bir program yazmıştım. Bu programı da yine sistemde sinyaldeki offset'i yok edip sinyali yükseltmek başlıklı yazımın altında görebilirsiniz. Biraz evvelki devre, şu devre şeması zaten burada. Zaten bu programı bu PT100 projem için geliştirmek zorunda kaldım. Şöyle diyeyim. Buradaki offset'i 50 dereceye kadar şu noktadaki voltaj artacaktır. Fakat bu artışları biz çıkışa yansısın istemiyoruz. 50 dereceden sonraki artışları burada görmek istiyoruz. O yüzden opampın eksi girişine şu direnç üzerinden bir bias vererek 50 dereceye kadar olan voltajları engelledik şu direnç sayesinde. Sistemin 50 derece ile 250 derece arasındaki sıcaklık değişimlerinde 0-3 volt arası olabilmesi için çıkış sinyalinin
Buradaki OPAM kazancının da hesaplanabilir olması, hesaplamamız gerekiyor. İşte bu iki şartın bir arada olması durumunda şu devreyi çözmek bayağı bir hamallık istiyor. Şöyle hamallık istiyor. Küsuratlı dirençlerle karşılaşıyorsunuz. Örneğin birinci şart 50 derecenin altında çıkış voltajını sıfır yapacak şu biyaz direncini kafadan attık diyelim. 3 tane direncimiz var. 1, 2, 3. Bu 3 dirençten birini kafadan atıyoruz. Çünkü denklemlerini yazdığınız zaman 2 tane denklem yazabiliyorsunuz. Halbuki 3 bilinmeyen var. Bu dirençlerden birini kafadan attığınız zaman şunları hesaplıyorsunuz ve hesapladığınızda çıkan sonuçlar çok garip değerler oluyor. Yani piyasada direkt o değerde bulamayacağınız dirençler oluyor. Mesela atıyorum 26,3K'ya 1,37K gibi. Standart serideki dirençlerde böyle elemanlar olmayacağı için mecburen en yakın dirençleri seçtiğimizde de bizim kriterlerimize uymuyor devre. Şu yazılım şu direnci yazılım belirliyor. Daha sonra şu dirençleri hesaplıyor. Sonuçlar küsuratlı oluyor. Bu dirençlere yakın, en yakın piyasa dirençlerini konması durumunda hatayı buluyor. Daha sonra bu direnci tekrar değiştiriyor. Standart dirençlerden bir başkasını yerleştiriyor. Tekrar hesaplıyor. Hesaplanan dirençlere yakın piyasa dirençlerini yerine koyup tekrar hatayı hesaplıyor. Bu işlemi bütün direnç değerleri için yapıyor. Ve elinde bir tablo oluşuyor. Yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 150 civarında eleman olan bir tablo oluşuyor. Ve bunlara ilişkin hatalar da belli. Bu hatalar içerisindeki en küçük hataya neden olan R1, R2, R3 üçlüsünü hesaplıyor. Biz şurada şöyle o programı bulayım. Evet, şu programımız giriş gerilimi 119 milivolt iken onu nereden bulduk? Onu da şuradan bulduk. Pardon, 0,266 voltken ...266 milivoltken çıkış voltajım 0 olacak. 0,406 yani 406 milivoltta ise çıkış voltajım 3 volt olacak diyorum. Referans voltajım TL431'den dolayı 2,5 volt. Bu yaşını hesapla dediğim zaman bana önerdiği değerler 120K şu R1 dirence yani şu R2 direnci 15K feedback pardon ground'a giden direnç şu 15K feedback direnci de 270K. Ben bunların onda birini kullandım. Değerleri hoşuma gitmedi. Halbuki bunları kullansam hata daha az olacak ama şöyle diyelim. Yazılımda biz burada R3 direncini 27K seçersek hesapla diyoruz. Bu durumda R1 direnci 12K, R2 direncini de 1,5K hesaplıyor ki ben devreyi bunlara göre yaptım. Gördüğünüz gibi şu yazılım bizi çok büyük bir yükten kurtarıyor. Aksi takdirde bu elemanların seçimi eğer şansınız yaver gitmezse saatler alacaktır. Tabi bu esnada çok fazla hata yapmanız söz konusu. Hesap makinesiyle çalışırken muhakkak hata yapılacaktır. Bu program sizin adınıza bu işlemi kolayca yapıyor. Şimdi ben devremi kurdum. Hem yazılımımızı sınamış olacağız. Hem de projemizin geldiği aşamayı göreceğiz. Şimdi PT100 elemanı yerine ben şurada bir potansiyometre kullandım. Normalde 119 ohm ile 194
ohm arasında değişebilmesi için yaklaşık olarak 100 ohmluk bir aralığı tarıyor. Eğer 100 ohmluk bir potansiyometre bulsaydım buna da bir 100 ohmluk seri direnç bağlardım. İşim çok kolay olurdu ama maalesef 100 ohmluk trimpot ya da potansiyometre bulamadım. 500 ohmluk buldum. Şimdilik 119 ohmla 194 ohmu burada işaretleyelim. Şimdilik 119 ohm ayarlıyorum. Yaklaşık olarak şurası. Çok hassas ayarlamam zor. 119.307 idi. Şuraya kalemle bir işaret koyalım. Şuraya getirdiğim zaman potu 119 ohm olacak. Yani sıcaklığın 50 derece olacağı anlamına gelecek bu. Tekrar bir ölçüm yapalım. Evet, 119.4 ohm. Bize de 119.3 ohm gerekiyordu. Şimdi tekrardan 250 dereceye karşı gelen 194 ohm değerine ulaşalım. Pardon. 194 ohm değerine ulaşmak için de bir tane de çok turlu trimpot aldım. Aslında bunun onunla yapsam daha iyi olurdu ama bu işaretleme olayı onda zor olacak. O yüzden potansiyometre ile çalışacağım. Evet, 194 ohmu yakalamaya çalışayım. Çok kritik değil aslında. Çünkü kalemle işaretlerken o işaretin üzerine gelirken de bir hata yapacağız muhakkak. Tamam, şurada bırakıyorum. 130, 190. Şurada bırakıyorum. 194.9 ohm. Buraya da bir işaret koyalım. Şuraya bir işaret koymuştuk biraz evvel. Şurası da bizim 200 dereceye karşılık gelen direnç diyelim. Yani PT100'ü simüle etmiş olduk. Şuraya geldiğimiz zaman direnci şuraya getirdiğim, ayarladığım zaman 50 derece, şuraya getirdiğim zaman da 250 dereceye eşdeğer bir durum olacak. Şimdi bunu devremizde deneyelim. Op-amp'lı devremizi ben kurmuştum zaten. Şu anda da onun videosunu çekiyoruz. Okay. Şimdiki skopla göstereyim bundan sonrasını. Ohmmetre ile lehim yapmam gerekecek. Skopla görelim. Şurası bizim skopumuz. Sıfırla 3 volt arasındaki değişime bakacağız. Skobumuzu da bağlayalım. Ground'u şurası. Skobumuzun
Kaşığını kullanalım. Uzun şapkası güzel bir sorun yani, teşekkürler. İkinci bir şapka alalım. Evet. Şu anda devremiz bağlandı skopta. Şimdilik 0 volt ayarlayalım önce çıkışımıza. Şu anda o pump'ın çıkışındaki voltajı görüyoruz. Şu anda 0. Şimdi potansiyometremize bakalım. Bakın 50 dereceye ayarladığımız noktadayız. Şimdi voltajımızı 3 volta çıkartalım. Tam 3 volt olduğunda şurası. Şu anda potumuza bakalım. Burası da 250 dereceye denk geldi, geliyordu. Yani bizim hem yazılımımız, o direnç değerlerini hesaplayan programımız düzgün çalışıyor. Hem de yaptığımız devre düzgün çalışıyor. Bunu da test etmiş olduk. Bundan sonraki amacımız artık sıcaklığı verilen referans değerinde set edecek şekilde bir yazılım geliştirmek. Bundan sonrasını artık siz kendiniz yapabilirsiniz. Yapılması gereken yazılım tarafında bir PID controller yapmak. PID controller'la da şurada olduğu gibi bir MOSFET'i işte PWM yoluyla açıp kapayacağız ve ısıtıcıya uygulanan gücü değiştireceğiz. Bu güçteki değişim ısı üretecek, sonuçta bu güç ısıya dönüşecek. Isı da PT100 tarafından takip edilerek extruder ünitesinin sıcaklığının set edilen değere oturması sağlanacak. Yazının ortalarında bir yerde direnç değeriyle sıcaklık arasındaki bağıntıyı hesaplamıştık. Ya şuradaki gibi floating point işlem yapıp floating point değerlerle işlem yapıp sıcaklığı şu bağıntıdan hesaplayabileceğiz ki en doğru sonucu bu verecektir. Ya da şu bağıntıdan 200 çarpı R-100 bölü 75.856 ifadesinden daha pratik şekilde yaklaşık olarak PT100 direncine karşılık gelen sıcaklığı hesaplayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.